Herkese merhaba, yeni bir film önerileri videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlere senaryolarıyla izleyenlerin beynini yakan, kimi zaman ters köşeye yatıran birbirinden kaliteli filmlerle geldim. Filmlerle ilgili yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi ve gelecek videolarımızı kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. O halde intro girsin ve video başlasın. You look lonely. I can fix that. Fırtına sebebiyle ıssız bir motele sığınan 10 yabancı, kim olduklarını bilmedikleri biri tarafından sıra sıra öldürülmeye başlar. Fakat asıl enteresan olan şey, bu 10 yabancının da doğum günlerinin 10 Mayıs çıkması. Kimlik, ters köşe yapan filmlerden. Zaman yolculuğu ile gelecekten gönderilen hedefleri öldüren bir kiralık katil, bir gün kendisinin yaşlı halini öldürmekle görevlendirilir. Tetikçiler, beyin yakan filmlerden. Mesleğinden yeterince para kazanamayan bir kukla oynatıcısı, mecburen girdiği iş yerinin tuhaf ofisinde, şans eseri bir Hollywood yıldızının kafasının içine giden bir portal keşfeder. John Malkovich olmak izlediğim en özgün filmlerden. Kızına tecavüz eden bir adamdan intikam almaya çalışan psikolojisi bozuk bir plastik cerrahın akıl almaz öç hikayesi. İzleyenleri ters köşeye yatıran içinde yaşadığım deri, şoke edici bir senaryo. İsviçre Alplerinin ıssız bir bölgesinde yer alan, huzurlu ama gizemli bir sağlıklı yaşam merkezinin mucizevi tedavileri pek de göründüğü gibi değildir. Merkezin korkutucu sırlarını keşfetmeye başlayan bir adamın akıl sağlığı da tehlikeye girecektir. Sırları çözmeye çalışan genç adam kendini bir anda diğer hastalarla aynı teşhise sahip halde bulur. Yaşam kürü, hakkı verilmeyen filmlerden. Akademisyen olan Adam, bir gün arkadaşının tavsiyesi üzerine bir film izler. Adam, filmde kendisine tıpatıp benzeyen birini görür. Aktörün izini süren ve sonunda kim olduğunu öğrenen Adam, gizlice ikizi gibi gözüken bu aktörün hayatını yaşamaya başlar. Denis Villeneuve filmi Düşman, beyin yakan filmlerden. "15 sene bir odaya hapsedilen bir adam, cebine para koyulup bir anda serbest bırakılır. Hayatını zindan edenleri bulup intikamını almak isteyen adamın başına hayal dahi edilemeyecek şeyler gelir." Şoke edici finaliyle Oldboy, unutulmaz filmlerden. Karı koca ıssız bir adada, orada tanıştıkları eğlence meraklısı tuhaf insanlarla birlikte keyifli bir tatildeyken, geçirdikleri korkunç kaza sonucu işledikleri cinayetin bedelini ada kanunları gereği idamla ödemek zorundadır. İdamdan kurtulabilmelerinin tek yolu ise kendilerini klonlatmaktır. Sonsuzluk Havuzu, ruh hastası bir film. Depresif bir dönemden geçen uyur gezer bir genç, dünyanın tam 28 gün 6 saat 42 dakika 12 saniye sonra yok olacağını söyleyen tavşan kostümlü bir yabancı görmeye başlar. Donnie Darko, beyin yakan filmlerden. Yaşayacak mükemmel bir ev arayan çift, birbirinin tıpatıp aynından oluşan evlerle dolu labirent gibi bir mahallede hapsolur. Buradan kurtulabilmelerinin tek yolu ise bu dünyadan olmayan bir bebeği büyütmektir. Vivarium, izlediğim en tuhaf filmlerden. Daha fazla film listesi için bu kartlara tıklayabilir, videoyu faydalı bulduysanız beğeni bırakmayı ve gelecek videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.